mi kaçtım senden? Sen korkan tekisi. Şimdi biliyorsunuz cuma günü Asiye ile Ergün beni evlilik vaadiyle yaşlılara dolandırmaya zorladı diyen bir hanımefendi vardı. Onunla bitirmiştik yayını. Ve sizin belki de eğer anlattıkları doğruysa tabii ki, yani onun iddialarıdır, ben doğrudur diyemem. Bu nedenle hem düşman edindiğiniz hem de belki de onu tehdit etmek için var yok bilmiyorum. Ama bir sürü adamınızın olduğu, onu öldürtebileceğinizi iddia etmişti. ...girdiğinde yine iddia eden bir hanımefendi vardı. Bugün o canlı yayınımızda önemli anlattıkları, çünkü Arzu isimli birinden bahsediyor. Arzu kim? Arzu kim? Benim komşumdu. Komşun. Yıllardır sen, sen Arzu'da da kalır mısın? He? Arzu'da kalır mısın mesela bir Yok, şey ben olur. Kalmam. Arzu sende kalır mı? Kalmaz. Hatta bu evlilik vaadiyle işte zorlandığı kişinin evinin de Arzu olduğunu iddia ediyor. Hayır ya. Şimdi neden Müge bu iddiayı ortaya koyuyorsun? Çünkü az sonra size bir bant izleteceğim. Ya ben bak böyle... Şimdi hafta sonu bize bir hanımefendi ulaştı. Dedi ki Arzu, canım senin komşunsa sen niye endişeleniyorsun ben, ki komşunsa ben vallahi komşun. Müge ama kim bu yerdeki şimdi? Arzu, mı? Asiye, Ergün onlar bu işleri yaparlar. Hayır ya inan karısını bunu alman ya. Asiye'nin de her yaptığını Arzu bilir. Hayır ya. Hatta Asiye, Sevim yani kayınvalidesi Sevim Yıldırım'ın cinayetiyle ilgili de konuşmuş. Ya sordu konuştuğunda ne oldu, şuymuş, şimdi onun ağzından dinleyeceğim. Konuştuğunda şuymuş, altın meselesi yüzünden bir tartışma oldu. Hayır, ben altınlarını istedim ve asıl bu cinayetten Asiye sorumlu diyen bir hanımefendi bize ulaştı. Arzu... Şimdi... Allah belan kızın demedi mi Ayşe her şeyi biliyor diye? Ya Ayşe bilip de buraya iğrenildiğine gelmiyor. Vallahi bilir Ayşe her şeyi biliyor diyor. Benim araba arıyor. Bak onları yayınlamak istemiyor, tamam mı? Niye? Ben bilmiyorum, ben böyle bir şey konuşmadım. Tamam. Önce 4.30G'de cuma günkü tanığımız var. He, sinirlikul biliyor. Hanımefendi günaydın. İnsanı sinirlendirmeyen ya, bilip bilmez her şeyi ben... Günaydın Müge Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ama... Şimdi sizin açıklamalarınız bu, ben anlamamıştım açıkçası. Bir Arzu isminden bahsetmişsiniz. Sonra diğer konuğumuz evet. Hafta sonu bağlanıp evet, Müge Hanım. Arzu'dan bahsedince daha büyük önem kazandı. Şimdi o nedir bu olay? Bir anlatır mısınız? Ergün Bey ve Asiye Hanım karşınızda ama Asiye Hanım asla kabul etmiyor. Ergün Vallahi Bey de kabul etmiyor. Hanım, ben hiç böyle bir şey yok ya. Diyor. Sizi yalancılıkla suçluyorlar. Müge Hanım. Hayatım sürekli bela okuma stüdyoda ya. Müge Hanım, belalarını okuyunca kim okuyorsa ona gelsin. Bir dinle bakalım. Bir dinle ondan sonra. Bu sırayı kabul etmiyorum ben. Daha ne konuşacağını bilmeden bağırıp çağırdığına göre... Cuma günü bağlanan hanımefendi kimisi? Bağırıp çağırdığına göre ne konuşacağını... Ya ben bu işin içindeyim. Ben niye girdim ya? Benim alakam bile yok ya. O zaman ne konuşacağını tahmin ediyor. Şimdi mi geldi? Ortalığı karıştırma bir dinleyelim. Sen şu anda ne konuşacağını biliyorsun. Ya hocam benim burada sözü benim. Ondan dolayı. Bir sus ya. Bir sus da dinleyelim sus, bakalım. Müge Hanım. Efendim. Kardeşim sus. Efendim. Ben Arzu Hanım'ın sayesinde. Ben Asiye Hanım'ı Arzu Hanım'ın sayesinde tanıdım. Hayır ya yalan. Ve Arzu Hanım sağ olsun bu Asiye'nin yanında kalmaya ikna etti bir geceliğine. Maalesef ben sokakta kalıyordum, sokakta yaşıyordum. Ve o gün akşam o Ergün Bey bana dedi ki ya sen hala ben aynı lafımdayım. Hani hiç değiştirmiyor, şey yapmıyorum yani yalan söylemiyorum. Ya, Allah biliyor. Ya dedim işte Ergün Bey bana dedi ki ya dedi sen dedi niye ya, dedi tabii. Bu kadar sen dedi çile çekiyorsun ki geri zekalı dedi. Bir dakika hanımefendi pardon bir saniye ben baştan rica edeceğim. Asiye'cim sana dün de söyledim. Ben bunu tanıyorum bu şey. Hiçbir şey yapmadım emme. Parçalarsın. Hadi. Tövbe yarabbim. Bak oradan yayına çık. Ben senin hiçbirini kabul etmiyorum. Bak şimdi hocam bak. Bak çocuklarımın yemin ediyorum. Ben seni çangıda bulurum. Sen doğru bir şey misin? Ne yapacaksın İstanbullarda? Hayır nasıl parçalıyorsun? Nasıl bulunca ne yapacaksın? Hiçbir şey yemem. Girişini ama çiğdiririm. Parçalıp nasıl yiyeceğim? Adam bu ne? Bunu ne alıp dokun siz bizim Asiye, ya? Asiye bak sen... Benim bunun ağzına ne ilgim yok. Bir dakika sesini alır mısınız? Asiye. Bak.
Bağırıyorsun, bağırdıkça... Bir dakika, bir dakika beni bir dinle. Aa! Ne dediğinden tek kelime anlamıyorum ki. Bir sakin konuş. Hani hiç tanımıyordunuz, şimdi tanıdın. Tamam, tanıdıysan o zaman dinle. Nereden tanıyorsun? Bir anlatsın kadın. Hanımefendi, bir daha bir anlatır mısınız Arzu meselesinden? Evet. Evet Müge Hanım, ben Arzu Hanım sayesinde tanıdım bu Asiye Hanım'ı. Evet. Benim gerçekten kalacak yerim yoktu. Maalesef hani bu Asiye ile tanıştım. Asiye de benim hani o gün kalmama izin verdi sağ olsun evinde. Ve akşam dedi ki bana, istersen dedi hani dedi benim sayemde dedi çok para kazanabilirsin. Hani ben sana çok para kazandırırım, niye böyle sürünüyorsun diye bir kelime kullandı. Ben de dedim ne oldu abi, hayırdır yani, ne yapacağız yani, hani yapacağımız şey ne? Benimle birlikte dedi, böyle dedi, yani saf insanlar da dedi, böyle dedi, evlenmek isteyen insanlar da dedi, kandıracağız dedi. İlk önce söz yapacağız, başlık parası alacağız. Ondan sonra dedi nişan yapacağız, sen kuyumcuya gireceksin. En pahalı takıları, en pahalı ziynet eşyalarını alacaksın. Ve ondan sonra kaybolacağız ortadan dedi. Bunu diyen kendisi Ergün Bey. Dedim lan yalan ya. Ve ben kabul etmediğim için ben onların evinden o gün akşam kovuldum. O gün akşam kovuldum ben Müge Hanım. Ve ondan sonra hatta telefon kayıtlarında da çıkarabilirsiniz, bulabilirsiniz, buna eminim. Hatta 3-4 defa da yanına çağırdı ve teklifini sürekli yineledi. Ergün mü? Onun için Müge Hanım hani... yani Müge Hanım hani durduk yerde yani yalan söylemesine hiç gerek yok. Ergün mü? Ergün bu, Ergün Bey. Ergün Bey sizi aradı. Evet, Ergün Bey aradı. Evet, Asiye'den benim telefonumu almış Müge Hanım. Beni 3-4 defa da aradı. Ses düştü. Ve bana Zafer Nişan'la gelmemi, ondan sonra orada tekrar teklifini yineledi. Yani bu 3-4 defa gerçekleşti Müge Hanım. Tamam, bir bekler misiniz? Buyurun Ergün Bey. Aradınız mı? Kim olduğunu anladınız zaten. Anladım. Bence Asiye de zaten ya ne söyleneceğini bildiği için bu kadar terliklerini çıkartıyor ediyor falan. Yalan mı söylüyor? Konuda ne yalan söylüyor? Bir sürü telefon bağlanıyor. Ne diyeceğini bilmezsen dinlersin, cevabını verirsin. Tamam, bağlan, bağlansın. Ben Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Tamam, bu olaydan bahsediyoruz. Böyle bir olay yaşandı mı Ergün Bey? Yok Müge Hanım. Niye aradınız o zaman siz bu kadını? Ben aramadım ne Müge Hanım. Bu şahs, bu yani yüzüne de dönse fark etmez, ardına da dönse fark etmez. Bu şahs bir arkadaşıyla geldi benim yanıma. Yalanı dolanı bıraksın. Tamam. Ya, orada Senem de git bebelerine sahip çıkıp bebeler yurda attın. Niye attın bebeleri? Yani yanınıza bana geldi, ne dedi Ergün Bey? Onu söyle. Bana herhangi bir şey demedi. Biriyle oturup kaldı. Zaten evli bak. Niye geldi yanınızda ya, siz? Sevgilisiyle geldi, açık diyorum ya. Tamam, niye geldi? Allah Allah, bir yalanı dolanı, ben 20 senedir oradayım. Ne ya tamam işte ne geldi, şey... geldi de ne dedi? Lan millete, kanına, millete bak. Asiye'cim bir dur, geldi de ne dedi? Asiye Hanım bir sus. Asiye, önce sen başkasının bebelerine yurda verdin diye laf söyleyene kadar sen de kendi bebelerini verdin. Şimdi tencere dibin kara, seninki belki kara yani. Allah Allah. Bir dakika, hemen çektiğimi biliyor musun? Hakikaten yani, la ilahe illallah Muhammeden Resulullah yani anla, artık daha ne diyor? Beni çektiğimi biliyor musun? Kardeşim yani dinime küfreden bari Müslüman olsa diye bir laf vardır. Şimdi kadın bir şey söylüyor, bu diyor ki sen bebelerine bak. Sen bakaydın. Sen benim ne çektiğimi biliyor musun? Allah bilir. Onun da ne çektiğini bilmiyoruz o zaman. Dur bakalım. Bana ne? Ondan bana ne? Ben kendim bilirim. Birine laf söylerken önce bir kendine dönüp bakacaksın, ona göre söyleyeceksin. Ergün Bey, niye aradınız hanımefendiyi? Ben aramadım. Allah aramadı ne işe ya? Sen nereden biliyorsun arayıp aramadığını? Ben aramadım. Onu demeyeyim ben. Ya Ergün size aradı diyor zaten. Asiye aradı demiyor. Evet, buyurun Ergün Bey. Ben karşınızda aramadım. Bana söylemeyin, ona söyleyin ya. Boğazım ağrıyor ya. Ben diyorum bu vatandaş hani oturup kalktı, insanla geldi. Tamam. Niye? Ben de onlara bir hani ayarladım o zamanlar tahmin tabii. Hani ben bunu böyle alma satma, onlar yalan dolan. Yalan. Oturdu... Siz onlara yer temin ettiniz. Hani verdim o zamanlar tahminim, verdim tabii, yer temin ettim. Ben tamam, açıklıyorum. Tamam, sonra niye 3-4 kere daha aradınız? Aramadım Müge Hanım, ben niye arayayım? Diyor ya aradı diyor, ona söyle, bana söyleme. Ben de diyorum ama bana böyle dönmez, açık konuş, ben açık konuşuyorum. Ona söyle, ben demiyorum yok ki. Hani ben şuraya merak ediyorum. Yok şöyle dedi, yok böyle dedi. Ben zaten 20 senedir orada oturuyorum. Daha fazla. Hmm. Bu adamlar nerede o zamanlayın? Hangi onu merak ediyorum. Bütün adamlar aradılar zaten. Arasınlar mı? Yani benim hani diyorlar borç der. Yani Çankırı'dan uçmadım. Çankırı'dan niye yazmışsınız kaçmadım Çankırı diye? Söylemedim çünkü. Hep dönüyor, dönüyor. Aynı şeye dönüyor.
Vatandaş onlar oturuyor kalkıyor, suçlu benim. Ya o zaman ne? Bu nerede bu millet? Ben buraya niye geldim? Benim suçum yok. Ben buraya niye geldim acaba ya? Kaybolan bunun anasına baktım, babasına da baktım. Bak Müge'lim Allah, baba ana babasına baktım. Anasına da baktım. Bir gün gelmiş mi anasının babasının yanına şu yatarken evde, bizim evde. Galiye çıkmış da fotoğraf çekilmiş. Niye gelmedin babanın yanına? Asıl ya, sus, sorular bir şey değiştir. Ya bana konu edersin ya. Tabii sus. Biz siz bunlara bir cevap verin ya. Ya şey değil ya. Tamam. Biz, anamız babamız ya, değil bizim konumuz. Yeter Galiye. Mikrop. İşinize gelmeyince. 15 gündür spot yok. Siz işin burada size şey yok. Ayşe. He Ayşe. Bir dur. Nereden sen beni katil idare ettin? Abi, bir dur. Ben yanımda mıydım? Bir dur. Bunları yaptık anne ya Rabbim. Görmedim. Ayşe. Sen yanımda değil miydin? Ayşe. Ayşe. Bana ne senin kızın taşım değil ya. Ayşe. Sus o be. Bana ne senin kızınla kardeşinin daha kavgası. Öyle canım. Ben olmuşu söylüyorum. Olmuşu söylüyorum. Bir dur. Olmuşu söylüyorum. Öyle canım, bizi de arada yaşayacak. Tanrı'nın ifadeleriniz var. O gün anam geri döndü dedin. Nazım uğurlamış. Doğru mu? He? Nazım uğur... Anneme Nazım uğurlamış. Hayır, ben uğurladım. Ben uğurladı. Ben uğurladım. Ya tamam o da kabil. Bastı kalabalığı yapma. Ya o da kabil. Diyorsun ki annen geri döndü. Evet. Bir yolda bir şey konuşmadı gitti. Bir dinle. Gitti yine. Benim evim mühürlendi. Bir dinle. Allah razı olsun. Ergün Bey, konuşmalarınızdan tek kelime anlamıyorum. Çünkü bağırarak konuşuyorsunuz. Anladığım kadarıyla da bağırınca ve öfkelenince bir konuşma problemi yaşıyorsunuz. Sakin konuşursanız ne dediğinizi anlayalım. Şimdi sizin yahu ekranda bir kadın var. Ama abi benim ses tellerim bundan gidiyor. Şimdi bakın. Ama annemizin bağırsın. Böyle bir şey yok. Bağırsın. Bağıracak tabii ki. Sen de dinleyeceksin Ersin Bey. Bir Asiye Hanım da biz, dinleyecek. Bir dur, bir dur Satan. Sen de dinleyeceksin, Asiye Hanım da dinleyecek. Tamam, İyi diyen de olacak, kötü diyen de. Bir dakika. Ama böyle sen bu kadını, bir dakika. Sen bu kadının kim olduğunu bilmiyordun bağlandığında. Ya belki, sen ne ben? Belki kadın konuşmadan önce bağlama diye bağırındın. Belki kadın şöyle bir şey söyleyecekti. Asiye Hanım şöyle iyidir, böyle iyidir. Hmm. Kayınvalidesine de şöyle iyi baktı, böyle iyi baktı. Bir dakika. Neden seninle ilgili her bağlanılan kötü bir şey söyleyecek diye bir kuşkum var? Kuşkum ne? Yok benim. Allah'tan başka o zaman, o zaman otur yerinde. Bağlananları dinle. Ancak çünkü biz bu şekilde katile ulaşabiliriz. Amacımız katile ulaşmak. Tamam, belki iyi bir şey söyleyecek. Ya bak, nereden biliyorsun? Nereden eminsin herkes senin için bacım, kötü bir şey söyleyecek? Bir dakika, bir sus. Artık dinleme zamanı. Bağlananları dinleyeceğiz. Ben konuyu tutalım. Sen de bir dinle bakalım. Ben konuyu tutalım.